size bugün biraz Bursa'dan söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz birkaç ay önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, genç belediye başkanı Ali Nur Aktaş bayramlarda ulaşım ücretsiz olsun diye verilen bir soru önergesi, bir önerge üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Zafer Bayramı da eklenmişti. Zafer 30 Ağustos günü de ulaşım ücretsiz olsun halka diye bir öneri getirmişti muhalefet. Onun üzerine bir gaf yıkıp 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil demişti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ne kadar önemli bir bayram olduğunu anlatmak için size Bursa ile ilgili birkaç bir şey göstermek istiyorum. Burası Ulu Cami. Ulu Cami Yıldırım Beyazıt tarafından yapılmış büyük bir meclis, büyük bir mescit, büyük bir cami. Tabii mescit değil, yani dini anlamda o ifadeyi kullandım. İşte görüyorsunuz, burası Ulu Cami. 1855'teki depremde burası yerle bir olmuş ama daha sonra onarılmış. İşte görüyorsunuz Ulu Cami'nin minareleri. 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yapıldı. Birkaç kez yangın geçirdi, deprem geçirdi. Ve şimdi hala dimdik ayakta. Defalarca onarıldı. Bu camiden niye söz etmek istiyorum? Çünkü burası Bursalılar için önemli. Sadece Bursalılar için önemli değil. Gerçi Bursalılar çok farkında değil bu önemin de. Buralarda padişahların, evliyaların ayak izleri var. Her ne kadar farkında olmasa bile insanlar. İşte görüyorsunuz burası Ulu Cami. Tüm ihtişamıyla. Hala dimdik hayatta. Bursalılar bu caminin kıymetini çok bilmiyorlar. Buralarda padişahların ve evliyaların ayak izleri var. Buralarda gezmişler, buralarda dolaşmışlar. Bursa'nın nüfusu bugün yaklaşık 3 milyon. Tabi 3 milyon derken kemiksiz, yani espri yapıyorum, kemiksiz derken siz ne demek istediğimi anladınız. Suriyeliler olmadan. Suriyeliler geldikten sonra Bursa nüfusunun yaklaşık 3,5, hatta kimi iddialara göre 4 milyona yaklaştığı söyleniyor. Bursa zaten önceden de kozmopolit bir şehirdi. Suriyeliler geldikten sonra tamamen karman çorman bir şehir haline geldi. Bursalılar bu durumdan, sadece Bursalılar değil Türkiye'de hemen herkes bu durumdan çok muzdarip. Burası Orhan Gazi Parkı ve Bursa'nın tarihi yerlerinden birinin tam da merkezinde, tam da göbeğinde, hemen sol tarafında Koza Han var. Ötesinde de Orhan Gazi Camii var. Orhan Gazi'nin yaptırdığı bir cami. Ulu Cami'nin hemen dibinde. İşte Orhan Gazi. Ve işte Bursalılar. Ve Orhan Gazi Camii. Burası da tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binası. Eski bina. Tabi Recep Altepe döneminde
Ankara yolu üzerinden, Ankara yolu girişinde yeni ve modern, sözü bana modern, çağdaş yeni bir belediye binası yapıldı. Burası gerçekten yapısıyla çok özel bir bina. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binalarından biri. Özgün yapısı. Fakat şurada size bir şey göstermek istiyorum. Şurada merdivenler var burada. Hani dedim ya, bundan 97 yıl önce Yunanlar burayı işgal etmişti. Tam burada işte. Tam şurada Yunan askerleri oturmuş, poz vermişler. Bursa Büyükşehir Belediye Binası'nı da Bursa ile birlikte işgal etmişler. İşte tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binası. O dönemde de tam merdivenlerin başına da Yunan askerleri buraya oturmuşlar ve poz vermişler. Bursa buram buram tarih kokan, buram buram atalarımızın izlerini kokan çok önemli bir şehir. Adım adım tarih. Şu anda sizi getirdiğim yer, size göstereceğim yer Bali Bey Hanı. Bali Bey Hanı'nın yanında işte burası olması lazım. Burada bir kilise vardı. Tam Trafo'nun bulunduğu yerde. Bir zamanlar, yani Yunanlar burayı işgal etmeden önce burada büyük bir kilise vardı ve büyük taarruz başladığı dönemde Yunanlar kaçarken bu kiliseyi de ateşe verip Bursa'yı terk etmişler. Kilisenin bulunduğu yer işte burası. Büyük bir kilise. Yunanlar buradan giderken burayı ateşe vermişler. Tabii en çok merak edilen, daha doğrusu en çok benim de merak ettiğim konulardan biri de bundan tam 97 yıl önce büyük taarruz, biliyorsunuz 26 Ağustos'ta başlamıştı. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlamadan önce Bursa'da neler oluyordu? Bursa'da, çünkü Yunanlar o zaman Bursa'yı işgal etmişti. Anadolu'nun her tarafını işgal ettiği gibi. Şimdi sizi bir yere götüreceğim ve oradan aynı zamanda bir fotoğraf göstereceğim. Oradan Bursa nasıl görünüyordu ve Yunan askerleri o sırada ne yapıyorlardı? Hep birlikte göreceğiz. Hemen karşıda Fethi Kapısı var. O Fethi Kapısı'na Orhan Gazi Bursa'yı işgal ettiğinde, Bursa'yı fethettiğinde, işgal değil elbette, fethettiğinde işte bu Fethi Kapısı'ndan Bursa'ya girdiği söyleniyor. Benim size asıl göstermek istediğim yer tam da şurası. Şu anda burası böyle, fakat bundan 97 yıl önce Yunan askerleri buraya geldiğinde karşı tarafta olduğu cami var. İşte şu fotoğrafta olduğu gibi, görüyor musunuz? Şu fotoğrafta gibi olduğu gibi tam şu noktada Bursa'yı nasıl işgal ettiklerini birbirlerine övünerek anlatıyorlar. Yunan orduları o dönemde Bursa'daydı. Tam bundan 97 yıl önce. Oysa bu saatlerde, bu günlerde büyük taarruz başlamıştı. Ve Yunanlar, Yunan orduları ve işgal kuvvetleri başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. İşte tam bu noktada görüyorsunuz şurada Ulu Cami, arka tarafta da Ulu Cami. Tam bu noktada Yunan askerleri bundan 97 yıl önce buradaydılar ve Bursa'ya tepeden bakıyorlardı. Burası Tophane semti. Tophane civarı, surların oradan Bursa'yı bu şekilde işgal etmişlerdi. Gördüğünüz gibi gençlerimiz de ellerinde telefonlarla Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyorlar, değil mi?
İşte Fethi Kapısı. Az önce de söylemiştim. Orhan Gazi Bursa'yı fethettiğinde Bursa surlarından işte bu kapıdan Bursa'ya girmişti. Tam 97 yıl önce büyük taarruz başlamıştı. Büyük taarruz başladığı günlerde, başladığı anlarda Bursa'da Yunan askerleri, Yunan orduları hala vardı. Ve şimdi size Osman Gazi Türbesi'ni göstereceğim. Çünkü Osman Gazi Türbesi'nde bizim için çok trajik. Tabii sonu Yunanlar için de trajik biten bir takım olaylar yaşandı. Birazdan onun hem fotoğrafını göstereceğim hem de türbeyi. Burası Bursa'nın tarihi noktalarından biri, Kapıhane semti. Burası Orhan Gazi Türbesi. Orhan Gazi biliyorsunuz Bursa'yı fetheden büyük komutan, ikinci padişah Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğlu. Türbesi burada. Hemen yan tarafta da Osman Gazi Türbesi var. Burası da Osman Gazi'nin türbesi. Şimdi birazdan orada size hem o tarihi utanç fotoğrafını göstereceğim. Hem de türbeyi. Burası Osman Gazi Türbesi. 14. yüzyıldan kalma. Sürekli ziyaretçi akınına uğruyor burası. Bundan tam 97 yıl önce, işte fotoğrafını şimdi göstereceğim, Yunan ordularının komutanı Venizelos'un oğlu Sofoklakes olması lazım. İşte bu sandukonun başına gelip Osman Gazi'nin sandukası başında "Kalk ey Osman, senin ülkeni yıktık, işgal ettik" diye tekmelemişti. "Kalk ülkenin halini gör" demişti. İşte o fotoğraf tam burada. Bu sandukanın başında gördüğünüz gibi Yunan ordularının komutanı Venizelos'un oğlu Sofokles tam bu noktada. Bundan tam 97 yıl önce. Tabii başına neler gelecek bilmiyordu o sırada. Sofokles sandukayı tekmelerken Türk orduları büyük taarruza başlamışlardı. Osman Gazi'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, Osman Gazi'nin kurucusu, sandıkası. Tekrar anımsatıyorum, tam da bu noktada Yunan ordularının komutanı Venizelos'un oğlu, General Venizelos'un oğlu Sofokles, her neyse, tam bu noktada işte fotoğrafta görüldüğü gibi sandukaya yaslanıp, daha sonra bu sandukayı tekmeleyip "Ey koca Osman, kalk, ülkeni işgal ettik. Kalk torunlarının halini gör, kurduğun devleti yıktık, seni öldürmeye geldim" demişti. Az önce dedim ya, Bursa buram buram tarihi kokuyor. Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti. İşte buralarda Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin ayak izleri var. Bursalılar tabii bunun değerini ve kıymetini bilmiyorlar. Sadece Bursalılar değil. Ne yazık ki bu ülkede yaşayanlar bu ülkenin değerini ve kıymetini bilmiyorlar.
Şimdi size Bursa'nın tam 97 yıl sonra ne hale geldiğini göstereceğim. Şu anda Bursa'da Tophane semtindeyiz. İşte gördüğünüz gibi burası Tophane semti ve meşhur Tophane Saat Kulesi. Çok enteresandır. Birazdan yakından da göstereceğim. Üstü tamamen tarihi eser olmasına rağmen pimapenle kaplanmış bir hale gelmiş vaziyette. İşte Bursa. Bir zamanların yeşil Bursa'sı. Beton Bursa. Gördüğünüz gibi Saat Kule'nin tepesi tamamen özelliğini, gerçek özelliğini ve otantik yapısını bozmuşlar, pimapenle kaplamışlar. Ne güzel değil mi? İşte Ata Yadigarı'na böyle sahip çıkıyorlar. Bir zamanların yeşil Bursa'sı işte şimdi gri ve beton Bursa olmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi çok küçük bir parça yeşil kalmış. Yeşil Bursa tamamen gri ve beton ve işte Recep Altepe'nin Bursa'ya hançer gibi bağrına hançer gibi sapladığı TOKİ binaları. Güzelim Bursa'yı ne hale getirdiler. Görüyorsunuz. Gri ve yeşil Bursa. Gri ve beton Bursa. Eskiden buradan bakınca Hanlar bölgesi görünüyordu. Artık görünmüyor. Uludağ'ın eteklerinde artık yeşil bir kent yok, yeşil bir tarihi şehir yok. Tamamen gri. Beton Bursa. 97 yıl sonra Bursa'nın geldiği durum işte bu. Bursa'yı Yunan'dan kurtardılar ama betondan ve müteahhitlerin istilasından kurtaramadık. İşte bu mezarlar aslında sembolik, gerçek mezarlar değil fakat Bursa işgal edildiğinde İstiklal Savaşı şehitleri olarak Bursa civarında şehit düşen Bursalıların sembolik mezarları. Gördüğünüz gibi hadi insanlar paylaşamıyorlar hiçbir şey de. Bu kedilerin derdini. Neyi paylaşamıyorsunuz? Psst. Neyi paylaşamıyorsunuz? He? Söyleyin bakalım paylaşamadığınız nedir? Hadi biz insanlar kahpeyiz. Peki ya sizin derdiniz ne? He? Sizin derdiniz ne? Söyle bakalım. Sizin derdiniz ne? Derdiniz ne? Neyi paylaşamıyorsunuz? Söyle bakayım. He? Söyle neyi paylaşamıyorsunuz? Hadi biz insanlarda para hırsı var. Koltuk hırsı var. Sizin derdiniz ne? Hı? Derdiniz ne sizin? Söyle bakayım derdiniz ne sizin? Kavga edecekler birazdan. Sen çok sinirlisin, çok öfkelisin sen. Çok öfkelisin. Bak arkadaşın ne kadar sakin duruyor. Ha? Senin derdin ne? Ha? Söyle bakayım senin derdin ne? Kavga etmeyin bakayım, barışın. Tamam mı? Barışın. Barışın. İşte şehitliğin önünde iki tane pisi kavga etme hazırlığı içerisindeler ya da ben öyle anladım. Bir tanesi çok öfkeli, çok sinirli şu. Şu çok sinirli. Oturan daha sakin. İşte Bursa işgal edildiğinde
şehit düşen Bursalıların adına yapılan sembolik şehitlik. Osman Gazi Türbesi ve hemen yanında oğlu Orhan Gazi'nin türbesi. Bursa'nın her tarafı adım adım tarihi ve gizli anılar saklı. Osmanlı'nın ilk başkenti. Demin de söyledim. Bursalılar buranın kıymetini ve değerini bilmiyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bursa için ne kadar önemli olduğunu bilmem anlatabildim mi? Peki bu insanlar bunun değerini ve kıymetini biliyorlar mı? İşte bütün mesele bu. Kim ne kadar biliyor, kim ne kadar bunun farkında? Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bile ancak yeni yeni fark etti. Biz de ona kendisini anımsatmak istiyoruz bir kez daha. Bursa. Zafer Bayramı 30 Ağustos. Bunların değerini ve kıymetini bilmek lazım. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bursa için çok önemli ve çok değerli. Sadece Bursa için değil, fakat bunu söylememin nedeni biliyorsunuz. Tekrar anımsatmak istiyorum. Ali Nur Aktaş bundan bir süre önce Zafer Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın genelini ilgilendirmez gibi bir açıklama yapmıştı, bir söz söylemişti. Açıklama da değildi. Meclis toplantısında böyle bir söz söylemişti. Gerçi daha sonra sözlerinin çarpıtıldığını anlatmak istemişti, söylemişti. Kendisi yaptığı bir takım açıklamalarla ama ok yaydan, yani laf ağızdan çıkmıştı bir kere. Ben de Bursa'yı biraz sizlere tanıtmak istedim. Bursa gerçekten Zafer Bayramı, gerçekten halkın tamamını, hatta Bursa'nın genelini ilgilendiren bir bayram mıdır, değil midir? Bilmiyorum, karar sizin. 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın genelini, tamamını ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Karar sizin. Zafer Bayramınız, 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Çünkü bu Zafer Bayramı, bu zafer 30 Ağustos Türkiye için ve Bursa için çok önemli bir gün. Bunu unutmayalım, unutturmayalım. Torunlarımıza, çocuklarımıza bunu anımsatalım. Tekrar söylüyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu ülke için, bu ulus için ve bu Bursa için, Bursa kenti için çok önemli. Neden önemli olduğunu gösterdiğim yerlerde, gösterdiğim birkaç fotoğraflarda zannedersem anlamışsınızdır. Zafer Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar.